sabahki oturumda Türkiye ekonomisi konuşacağız. Oturumumuzda 3 konuşmacımız var. Emine Hanım gelecek mi gelemeyecek mi bilemiyorum. Ama diğer 2 konuşmacımız burada. Dolayısıyla özgürce konuşma hakları ve süreleri olacak. Önce Gökhan Bey ile başlayacağız. Daha sonra Yıldırım Bey devam edecek. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Saygılar dinleyenler. Hocam da dediği gibi benim konum doğrudan yabancı yatırımlar ve ihracat dışında Türkiye'deki ekonomik büyüme 1980-2010 yıllarını kapsayan, 2010 yılları verilerini kapsayan bir çalışma olacak. Şöyle genel bir bakış atacak olursak ne yapacağımıza dair, giriş kısmından sonra bu ilişkiyi nasıl inceleyip nasıl anlayabileceğimize dair teorik bir altyapı sunmaya çalışacağız. Daha sonra literatürde bu ilişki nasıl incelenmiş, bunun kısaca bir kısaca bakış atacağız. Daha sonra ekonomik analizimizi yaptıktan sonra sonuç kısmıyla nihayetlendireceğiz. Hepinizin bildiği gibi aslında 1980'li dönemler, 1980 yılı bütün dünya ekonomilerinde olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de ciddi kırılmaların yaşandığı bir ekonomi, bir dönem. Nedir bu dönemin özelliği? Aslında çok konuşulacak, çok tartışılacak özellikleri var ama çok kabaca bahsedecek olursak 3 temel özelliğinden bahsetmemiz mümkün. Bunlardan birincisi güçlü ihracat teşviklerinin olduğu bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Zaten 1980'li yıllar itibariyle artık dışa dönük, dışa açık ve ihracat yanında bir ekonomi politiğin hakim olduğunu görüyoruz zaten Türkiye'de. Bu manada ihracat teşviklerinin de artmış olması aslında uygulanan ekonomi politikle birebir ilişkili bir kavram, bir durum. Diğer bir özelliği ise düşen emek maliyetleri olarak sıralayabiliriz. Malum 1970'lerde İtalya-Kambeci dönemde yüksek ücretler ve işte yüksek memur maaşları varken dışa dönük bir ekonomi politik izlendiğinde ücretlerin ve işte maaşların düştüğü sendikal hareketlerin artık yavaş yavaş kırılmaya başlandığı bir dönem olarak analiz edebiliriz. Ve yine üçüncü özellik ve bunlara bağlı bir özellik, sanayi üretiminde artık iç talepten daha ziyade dış talebi önceleyen bir ekonomi politiğinin olduğunu görüyoruz. Bu manada zaten ihracat teşvikleri de sanayi üretiminde ihracatın artırılmasına yönelik teşvikler olarak karşımıza çıkıyor. Yine 1989'da da sermaye hareketlerindeki kısıtların kaldırılması ekonomik liberalizasyon anlamında kimilerine göre finans kapitalinin zaferi olarak adlandırılmaya başlanıyor. Şimdi bu doğrudan yabancı yatırımlar, ihracat ve ekonomik büyümeyi nasıl bir teorik terimde anlamlandırmamız gerekiyor? Kanaatimce içsel büyüme modellerine kısa bir bakmamız lazım geldiğine inancındayım. Bununla beraber ekonomik özgürlük, ekonomik dışarıçıklık ve makroekonomik istikrar kavramlarını da birazcık anlamamız gerektiğine inancındayım. Şimdi ekonomik büyüme dediğimiz vakit akla ilk gelen şey aslında neoklasik büyüme modeli, yani soluğun büyüme modeli. Şimdi biz bu ilişkiyi neden soluğun büyüme modeliyle incelemiyoruz da içsel büyüme modelleriyle incelememiz gerekiyor diye soruyoruz. Bu sorunun cevabı aslında soluğun modelinin kendisinde saklı. Malum literatürde kabul edildiği üzere soluğun büyüme modeli aslında büyümeyi açıklayamayan bir büyüme modeli. Bu şu demek, soluğun büyümenin dışsal ve açıklanamayan faktörler tarafından gerçekleştirildiğini söylüyor. Literatürde soluğun residual diye geçen bir değişken var ve bu değişken dışsal bir değişken, hiçbir şekilde kontrol edilemeyen bir değişken ve büyüme ancak bu değişkenler vesilesiyle olabiliyor. Bu sonuca varmasında tabii ki Solow'un yola çıktığı argümanlar, varsayımlar önemli aslında bu sonuca varmasında. Nedir o varsayımların en önemlileri? Kanaatimde en önemli varsayım burada, emeğin ve sermayenin ölçüye göre azalan getirisinin olması. Bu da şu demek zaten, emek ve sermaye arttıkça ve zaman geçtikçe verimini azaltıyor, verimini azalttığı vakitte getirisi azalıyor. Dolayısıyla ekonomik büyüme hızları yavaş yavaş ülkelerin sıfır oluyor. Ekonomik büyüme oranları ülkeler arasında sıfır olunca da zaten ülkelerin birbirine yakınsayacağı hipotezi kuruluyor. Bununla alakalı bir sürü yakınsama hipotezleri mevcut zaten. Ama 1980'lere gelindiğinde Solow'un büyüme modelinin bu problemleri daha da aşikar bir şekilde ortaya çıkıyor. Özellikle yakınsama hipotezlerinin çok da geçerli olmadığı görülüyor. Yakınsama şöyle dursun, ülkeler arasındaki açığın da çok çok arttığını görüyorlar. Zengin ülkeler daha zenginleşiyor, fakir ülkeler daha da fakirleşiyor. Böyle bir durumda iktisatçılar acaba bunu neden olur diye düşünüyorlar ve
işte içsel büyüme modelleri diye kabaca adlandırılan modelleri kurmaya başlıyorlar. İşte Lucas'ın, Romer'in, Barlow'un öncülük ettiği büyüme modelleri. Bu büyüme modelinin en önemli özelliği Solow'dan ayrı olarak Solow'un iddia ettiği azalan verimler prensibini yerine artan verimler prensibini getiriyor. İşte Romer'in 1989'da yazdığı makale bunun üzerindedir zaten. Bu da şu demek, artık ülkelerin verimi ya da emeğin verimi zamana göre azalma yerine zamana göre artabilir. Verim arttığı vakit üretim artar, üretim arttığı vakit ekonomik büyüme artar diye bir çıkarsama yapıyorlar. Bu aslında ekonomi anlamında çok ciddi bir değişikliktir yani Solow modeline göre. Bununla beraber içsel büyüme modelleri genelde büyümenin itici gücünü teknoloji, bilgi, teknoloji transferi, bilgi yayılımı ve işte beşeri sermaye olarak görüyor. Daha çok Lucas beşeri sermaye üzerine durur. İşte Barrow ve Romer teknoloji üzerine durur. Teknoloji yayılımı üzerine durur. Kısaca büyüme modelleri teknoloji yayılımı ve beşeri sermaye hakim olduğu vakit ekonomiye, ekonomik büyümenin daha da artacağı yönünde hipotezler kurmuşlardır. Yine yenilik de Schumpeter perspektiften baktığımız vakit ekonominin itici gücü olarak karşımıza çıkıyor. Kurumsal altyapı anlamında ise bu içsel büyüme modelini daha çok ekonomik istikrar, makroekonomik istikrar, işte ekonomik özgürlük ve liberalizasyon gibi kavramlar üzerinde konuşur. Barlow'un bu konuda işte hükümetlerin ne yapacağıyla alakalı, ne yapması gerektiğiyle alakalı bir yeni çalışması vardır. 1990'da hükümet harcamalarıyla alakalı çalışmaları vardır, vergilerle alakalı çalışmaları vardır. Dolayısıyla içsel büyüme modelleri Solow'un aksine devlete de bir görev bahseder. Bu manada bizim kuracağımız hipotez burada ne olmalı? Yani doğrudan yabancı yatırım, ekonomik büyüme, ihracat ve ekonomik büyümeyi nasıl anlamamız gerekiyor? Şöyle anlamamız gerekiyor. En azından benim burada kurmaya çalıştığım hipotez şöyle. Doğrudan yabancı yatırım dediğimiz şey teknolojinin transferi olarak görülmelidir. Teknoloji transferi bir ülkeden bir ülkeye gerçekleştiği vakit yabancı yatırımı çeken ülkenin teknoloji kullanım oranı artacaktır. Bu teknolojinin yayılımı ve bilgi yayılımıyla birlikte teknoloji oranı ve bilgi oranının artacağını görüyoruz. Bu teknoloji ve bilginin bilgiyi kullanabilecek beşeri sermaye artırıldığı vakit ülke içindeki üretim artacaktır. Ülke içindeki kaliteli üretim arttığı vakitte ihracat artacaktır. Bu vesileyle de ekonomik büyüme gerçekleşecektir gibi bir hipotez kuracağımızı burada söylemek isterim. Literatürde çok tartışmalar var. İşte klasik iktisatçıların aslında radikal yaklaşım, liberal yaklaşım aslında bu çok temel bir tartışma. Radikal yaklaşım daha çok işçi sınıfının ezilmesiyle alakalı bir takım argümanlar üretir ve yabancı yatırımlara çok da güzel bakmazlar. Özellikle bağımlılık yaklaşımları işçi sınıfının ezilmesi bağlamında ele alır. Ama klasik bir iktisatçı olarak biz bunu liberal yaklaşım perspektifinde ele alacağız bu sunumu. Liberal yaklaşımda olumlu olarak alır ve teknoloji transferi, beşeri sermaye gibi kavramlar üzerinde durur. Bir yeni çalışma yapılmış. Özellikle 1980'lerde işte Latin Amerika ülkeleri için yapılmış, yine Asya ülkeleri için yapılmış ve net bir sonuç aslında ulaşılamamış. Daha çok işte doğrudan yabancı yatırımların gerekli teknolojik altyapı olduğu durumunda pozitif ilişkili, büyümeyle pozitif ilişkili olduğu varsayımı yapılmış. Burada ben temel makaleleri aldım. İşte Borenstein, Gregorio ve Lee'nin 97'de yaptığı çalışma 64 ülke için yapmış ve doğrudan yabancı yatırımların ciddi şekilde teknoloji transferi sağladığını bulmuş ve bu manada ekonomik büyümenin ciddi şekilde büyüdüğünü, ekonomik büyümenin ciddi şekilde arttığını görmüş. Yine Benko ve Robles 18 Latin Amerika ülkesi için yapmış ve yine pozitif bir ilişki bulmuş. Burada bulduğu önemli bulgulardan birisi ekonomik istikrar ve liberalizasyon olduğu vakit ya da ekonomik dışa açıklık ne kadar ciddi orandaysa bu pozitif ilişki daha da artar gibi bir bulgu yapılaşmış. Lee ve Lee'nin 2005'te yaptığı çalışmada yine doğrudan yabancı yatırımlar, ihracat ve ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişki bulmuş. Yine Türkiye için bakacak olursak Alıcı ve Uçal 2003'te yaptıkları makalelerinde çalışmalarında doğrudan yabancı yatırımlar ihracat ve büyüme arasında herhangi bir etki bulamamışlar. Aktar, Öztürk ve Demir 2008'de uzun dönemde bir ilişki bulmuşlar. Şimdi biz kendi ekonometrik analizimize geçecek olursak, malum 1980-2010 yılları arasında çalıştığımız için uzun bir veri seti var ve ekonomik veri seti de büyük olduğu için böyle grafik de sadece görsel olarak görmek istediğim durumu. Tahmin edildiği üzere GDP'de ciddi bir artışın olduğunu görüyoruz zaten. İhracatta ciddi bir artışın olduğunu görüyoruz.
Sarı kısım olan doğrudan yabancı yatırımlar. Doğrudan yabancı yatırımlar GDP'ye ve ihracata oranla çok düşük olduğu için sarı kısım olarak görülüyor ve 2004'ten sonra belirginleşmeye başlıyor. Bizim tahmin edeceğimiz model böyle bir model. Bağımlı değişken ekonomik büyüme, işte bağımsız değişken ihracat ve doğrudan yabancı yatırımlar, işte hata payımız error term. Bütün veriler 1980 ve 2010 yıllarını kapsıyor. Büyük veriler olduğu için logaritmasını alarak çalıştım. Böylece işte değişen varyans sorunu dediğimiz heteroskedastik sorununu da bir şekilde aşmaya çalıştım logaritmasını alarak. Bütün verileri Dünya Bankası'ndan aldım. Şimdi malum ekonometrik çalışmalarda ilk önce ön test olarak durağanlık testleri yapılır. Burada serilerin durağanlık olmadığına bakılır. Ben burada iki test yaptım. Birincisi geliştirilmiş dikey flow testini yaptım. Bir de Philips Brown durağanlık testini yaptım. Denklem üzerine çok durmak istemiyorum ama durağanlık testi geliştirilmiş dikey flow genelde bağımlı değişkenin gecikmelerinden oluşan bir model kurmuştur. Evet. Geliştirilmiş dikey flow'lara baktığımız vakit sabit ve trendli diye bakıyoruz. Değişkenlerden sonraki iki sütun, iki kolon bunu gösteriyor ve değişkenlerin birim kök içerdiğini görüyoruz. Sadece ihracatın sabit ve trendli de birim kök içermediğini görebiliyoruz. Yani birim kök içerdiğine göre bu seriler durağan değildir sonucu çıkıyor. Yine birinci farklarını aldığımız vakit serilerin durağan olduğunu görüyoruz. Yani birim kökün kaybolduğunu görüyoruz. Aynı şeyi Philips Brown'da uyguluyoruz. Yani Philips Brown daha çok geliştirilmiş dikey flow'u tamamlayan bir test olarak görülüyor. Yani ikisinde de aynı sonucu bulduğumuz vakit sonucun doğruluğunun daha kanıtlanabilir olduğunu söyleyebiliriz. Yine sabit ve trendli diye baktığımız vakit serilerin birim kök içerdiğini görüyoruz. Ve dolayısıyla durağan değildir sonucuna varıyoruz. Yine birinci farklarını aldığımız vakit yine serilerin durağanlaştığını görüyoruz. Yani birim kök içermediğini görüyoruz birinci farklarda. Şimdi seriler durağan değilse biz bir regresyon modeli kurarsak durağan olmayan modellerde sahte regresyon adını verdiğimiz bir problemle karşılaşıyoruz. Sahte regresyonla temelde şu, değişkenler arasında herhangi bir ilişki yok ama kurduğunuz modelde herhangi bir ilişki varmış gibi görülüyor. Dolayısıyla durağan olmayan modelleri direkt regresyon modeline sokamayız. O zaman ne yapacağız? İşte Engel Granger'ın 1987'de yazdığı makale bize bir çözüm önerisi getiriyor. Eğer seriler aynı derecede fark alınarak duranlaştırılabiliyorsa bunların lineer kombinasyonlarının duran olduğunu varsayımını yapıyorlar. Dolayısıyla böyle bir durumda değişkenlerin uzun dönemli ilişkilerine bakabileceğimiz yorumunu yapıyorlar. Şimdi biz burada duran olmayan serileri birinci farklı duranlaştırdığımıza göre bütün seriler aynı integrated seviyede duran olduğunu görüyoruz. Yani hepsi I1'de duran olduğu için biz Engel Granger'in tavsiye ettiği uzun dönem ilişkiye bakabiliriz bu integrasyonun eş bütünleşmesine. Eş bütünleşmeden kastımız uzun dönemde bu verilerin ilişkisi var mı yok mu aslında? Burada çok klasik yönsel eş bütünleşme testine baktık biz. İlk hipotez R'nin 0'a eşit olduğu hipotezi ki bu şunu anlamlandırıyor. Bu değişkenler arasında herhangi bir kointegrasyon yoktur. Alternatif hipotez olarak da bu değişkenler arasında en az bir kointegrasyon denklemi vardır gibi bir yorum. Trace listesine ve maksimum eigen veriye baktığımız vakit sıfır hipotezi reddetmemiz gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla ilk durumdan anlayacağımız şey bu veriler arasında en az bir kointegrasyon denklemi vardır. Dolayısıyla en az bir uzun dönem ilişkisi vardır diye yorum yapabiliriz. Yine R'yi 1 yapıp R büyük eşit 2 dediğimizde de anlamı şu alternatif hipotezin en az 2 tane kointegrasyon denklemi vardır gibi bir anlam var ama trace listesine ve maksimum eigen veriye baktığımızda alternatif hipotezi kabul edemeyeceğimizi görüyoruz. Dolayısıyla buradan çıkaracağımız sonuç bu değişkenler arasında uzun dönemde en az bir kointegrasyon denklemi vardır. Dolayısıyla bu değişkenler uzun dönemde birbiriyle ilişkilidir sonucuna varabiliyoruz. Normalleştirilmiş denkleme baktığımız vakit eş bütünleşme yaptıktan sonra böyle bir modelle karşılaşıyoruz. Alttaki, en alttaki köşeli parantez teğet istatistiğini gösteriyor. Normal parantez olasılığı gösteriyor. Olasılık değerleri ve teğet istatistiğine sonucun anlamlı olduğunu gösteriyor. Burada ihracatın katsayısının 0.32, doğrudan yabancı yatırımların 0.20 olduğunu görünüyor. Ya bu şu demek kabaca, eğer ihracatı arttırdığınız vakit bir birim, bu 132 civarında gayri safi yurt içi hasılaya yansıyacak. Yine doğrudan yabancı yatırımları arttırdığınız vakit %20 oranında gayri safi yurt içi hasılaya artıracak, yansıyacak anlamına geliyor. Pozitif bir ilişki olabilir.
Nedenselliğe baktığımız vakit aslında ilk iki nedensellik çok şaşırtıcı değil. Gayri safi yurt içi hasıladan doğrudan yabancı yatırıma doğru bir nedensellik görüyoruz. Yine ihracattan gayri safi yurt içi hasılaya doğru bir nedensellik görüyoruz. Ben işin doğrusu son iki veriyi kuracağımız, hani kurguladığımız hipotez açısından önemsiyorum. İhracattan doğrudan yabancı yatırımlara doğru bir nedensellik var. Yine her ne kadar %10'da anlamlı olsa da doğrudan yabancı yatırımlardan ihraca da doğru bir nedensellik var. Bu aslında şu demek oluyor Türkiye için ve politika çıkarımı yapmak için. Eğer teknoloji transferi yapabilecek bir doğrudan yabancı sermaye çekebilirsek Türkiye'ye, bu beşeri sermayenin de artmasına ve teknoloji yayınının artmasına vesile olacak. Teknoloji arttığı vakit ve beşeri sermaye bu teknolojiyi verimli bir şekilde kullandığı vakit ihracat yapabileceğimiz ürünlerin üretiminde ciddi şekilde yapabileceğimiz anlamına geliyor. Dolayısıyla doğrudan yabancı yatırımlar aslında ihracatı artırıcı bir etkiye sahip olabilir. İhracat arttırdığımız vakit ekonomik büyümeyi artıracağız aslında. Buradaki nedensellikten karşılıklı ihracattan doğrudan yabancı yatırımlara ve doğrudan yabancı yatırımlardan ihracata karşılıklı nedensellikten benim çıkardığım sonuç böyle bir sonuç oluyor. Cointegrasyon, yani uzun dönem ilişkiye baktık ama bu seriler kısa dönemde nasıl bir ilişkide? Ben burada sadece hata düzeltme katsayılarını koydum. Yine alttakiler T istatistiğini gösteriyor. Bunlar anlamlı olduğunu görüyoruz. Hata düzeltme modelinde aslında hata düzeltme katsayısının 0 ve -1 arasında olmasını bekleriz. Burada da gördüğünüz gibi eksi çıkmış. Bunun anlamı da şu aslında. Gayri safi yurt içi hasılada kısa dönemli oluşacak problemlerin %34'ü ya da %35'e yakını bir sonraki dönemde düzeltiliyor anlamına geliyor. Yine ihracat için baktığımızda, ihracatta kısa dönemli bir problem çıktığı vakit bunun %34'e yakını yine bir sonraki dönemde düzeliyor anlamına geliyor. Doğrudan yabancı yatırımlara baktığımızda, kısa dönemde oluşan, doğrudan yabancı yatırımlarda oluşan problemlerin %20'si bir sonraki dönem düzeltilebiliyor anlamına gelebiliyor. 2000 sonrasında baktığımızda, ben burada 2000 sonrası regresyon modellerini koymadım ama yine uzun dönemli bir ilişkinin olduğunu görüyoruz. Burada kabaca verilere bakacak olursak 1990'larda ihracat bölü doğrudan yabancı yatırım bölü gayri safi yurt içi hasılayı aldım ve aslında oranların çok düşük olduğunu görüyoruz. 0.003 civarında. Bu 2000 sonrası artmaya başlıyor. Özellikle 2007'lerde %3'lere falan çıkıyor. 2010'larda yine azalıyor. Buradaki artışı aslında özelleştirmelerle belki anlamlandırabiliriz. Malum 2000 sonrası özelleştirmeler oldu. Doğrudan yabancı yatırım oranında belki bir ciddi artış bu manada gözlemlemek gözlediğimizi söyleyebiliriz. Sonuç olarak doğrudan yabancı yatırımlar ve ihracatın özellikle dışa açık ekonomilerde ekonomik büyüme üzerine önemli bir etkiye sahip olduğunu görüyoruz. Doğrudan yabancı yatırımlar teknoloji transferi, beşeri sermaye katkısı ve bilgi yayılımı gibi etkisi dolayısıyla önemsenmeye değer olduğunu görüyoruz. Bu çalışmaya göre doğrudan yabancı yatırımlar ihracat, ekonomik büyümeye uzun dönemde birbirini etkileyen faktörlerdir. Bir diğer ifadeyle doğrudan yabancı yatırımlar ve ihracat uzun dönemde ekonomik büyümeye önemli katkı sağlamaktadırlar. 2000 sonrası döneminde 1980 ve 1999 yılları arasında benzer bir seyir izlediğini görüyoruz. Burada dikkat edilecek husus aslında doğrudan yabancı yatırım bölü gayri safinin çok düşük olması. Bu düşük oran 2000 sonrasında devam ediyor. Böyle spesifik bir soru dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gökhan'a bu güzel sunuşu için teşekkür ediyoruz. Türkiye'de yabancı sermaye ve ihracat ve büyüme arasındaki ilişki çoğunlukla bir straightforward, düz kabul edilmiş bir şey olarak görülüyor ama o ilk başta söylediğin içsel büyüme modellerinin niye Solow'u üstüne yenilik getiriyor? Yani mesela Solow burada girişimcilik veya vesaire kavramlarını kullanmadan büyümeyi açıklamaya çalışıyor. Tabii açıklayamıyor. Türkiye'ye döndüğümüzde senin bulguların da işte doğrudan yabancı sermaye ile ekonomik büyüme arasında bir ilişki görüyor pozitif yönünü. Ama temel sorun belki benim kafamda hep düşündüğüm şey, tam doğrudan yabancı sermaye ihracatı artırıyor. O da sonuçta ekonomik büyümeye yol açıyor ama bu nasıl ortaya çıkıyor? Yani bu doğrudan yabancı sermayenin ihracat üzerindeki etkisi hangi mekanizmalar? Mesela Schumpeter'den bahsettim, girişimcilik, yenilikler burada ne tür bir rol üstleniyor? Bunların herhalde bir miktar daha Türkiye'de incelenmesi lazım. Bunlar bizlerin herhalde epey bir süre daha vaktini alacak. Şimdiki konuşmacımız Yıldırım Beyazıt Çiçen. Kendisi bize Türkiye'de sermaye akımlarının bankacılık sektörü üzerine etkilerini konusundaki sunuşunu yapacak.
Tekrar hoş geldiniz. Ben bugün Türkiye'de sermaye yatırımlarının benzeri bir belki konuya biraz değineceğiz Gürkan Bey'le. Bankacılık sektörü üzerine etkileri noktasında bir çalışmamı arz edeceğim. Şimdi içerik olacak, olarak bakacak olursak, genellikle az evvel ifade edilen doğrudan yabancı yatırımlardan ziyade bizim burada ilgilendiğimiz zaten bankacılık sektörü üzerinde de negatif etkiler barındıran sıcak para dediğimiz, yani biraz daha açarsak kısa vadeli yabancı sermaye ile birlikte bunun bankacılık sektörü üzerine etkileri noktasında bir çalışmamız var. Finansal kesim üzerinde nasıl etkiler oluşturmuş? Özellikle Türkiye'de 1989 dönemi sonrası Özal döneminde çıkartılan kanun hükmünde kararname 32 nolu kanun hükmündeki kararname ile birlikte Türkiye finansal liberalizasyona geçişini nispeten daha da hızlandırdı. Şimdi benim burada yapmış olduğum çalışmada, tezimde yapmış olduğum çalışmada ben öncelikle o dönem çalışmış olduğum Şekerbank'taki de banka bilançolarını da aynı şekilde analiz etmiştim. Üzerine de bir 1996-2002 yılları arasında ki Türkiye için özellikle hem bankacılık açısından hem reel sektör ve tüm ekonomi açısından bir krizler dönemi yaşamıştık. Bir ekonomik model kurdum. Bu ilgili sıcak paranın, yurt dışındaki sıcak paranın ki biz de gelişmekte olan bir ülkeyiz. Niçin Türkiye'ye aktığı noktasında içsel faktörlerden mi yoksa dışsal faktörlerden mi veyahut bunu farklı bir tabirle ele alacak olursak çekici faktörler mi, itici faktörler ile mi Türkiye'ye aktığı noktasında bir çalışma yapmıştım. Sonunda söyleyeceğimi nispeten başta da söyleyebilirim. Sıcak paranın içsel faktörlerden de etkilenerek ülkemize aktığı ve özellikle mali yapı üzerinde, bankacılık sistemi üzerinde de denetim altına alınmamış, düzenlenmesi tam olarak yapılmamış, altyapısı oturmamış, finansal sektör üzerinde de izler bıraktığını söyleyebiliriz. Burada benim aradığım, bizim daha doğrusu aramış olduğumuz sorunun cevabı, daha doğrusu soru şu, acaba finansal liberalizasyon süreci krizlere kapı aralıyor mu? Bunun üzerinde duracağız. Dünya üzerindeki sermaye akışkanlığının seyri ile ilgili bir grafik vardı 2000'li yıllara kadar. Ben sonuçta 2004 yılına kadar bir incelemeye tabi tutmuştum verileri. Özellikle 1980'ler sonrasında hem mal liberalizasyonu hem de finansal liberalizasyonun çok daha hızlanmaya başlandığını, korumacılık politikalarının artık daha az uygulanmaya başladığını, hakeza teknoloji ve haberleşmenin de gelişmeye başlaması ile birlikte maliyetlerin de çok daha azaldığını biliyoruz ve bunun da 2000'li yıllara doğru çok hızlı bir şekilde sermaye akışkanlığını artırdığını söyleyebiliyoruz. Türkiye ayağında özellikle 24 Ocak 1980 sonrasında serbestleşme hareketleri başlıyor ve diğer önemli liberalizasyon hareketleri de 1989 döneminde az evvel ifade etmiş olduğum üzere 32 nolu kanun hükmündeki kararname ile birlikte her türlü menkul değer ve borç senedinin alınıp satılması ve portföy yatırımlarında konvertibiliteye geçilmesi özellikle Türkiye için ve bankacılık sektörü için bir kırılım noktasıdır diyebiliyoruz. Boyutlarını inceleyecek olursak, az evvelki grafikte dünyadaki akışkanlığın seyrini vermiştim. Türkiye'de de 1980'ler sonrasında kısa vadeli yabancı sermayenin boyutlarının gözle görülür bir biçimde arttığını görüyoruz. Burada da grafikte Hazine Müsteşarlığından almış olduğum veriyi kullandım. Özellikle bunun tabi görsel çeşitli tablolarını da koymuştum ama kısaltmak bağında bunu kısalttım. Benim burada dikkatinizi çekebileceğim husus odur ki özellikle portföy yatırımlarında ve kısa vadeli sermaye hareketlerinde kriz yıllarında ki 1994'te ve 2001 senesinde kriz yıllarında çok hızlı bir şekilde bir geri dönüş, çıkış görebiliyoruz. Bizim zaten üzerinde duracağımız husus bu.
Az evvel Gökhan hocamızın atıf yaptığı doğrudan yatırımlarda aslında nispeten daha istikrarlı bir şekilde hareket ediyor. 2000'ler sonrasındaki seyri kendisi zaten izah etmişti. Ama buradaki toplam sermaye hareketi içerisinde mesela 2001 Türkiye için bir kırılım noktasıdır. Bankacılık için de bir kırılım noktasıdır. Çıkışı görüyoruz ve bunun finansal kırılganlıklar üzerinde Minsk'e bir atıf yapabiliriz burada. Etkilerini görüyoruz. Yüzdesel anlamda baktığımızda da açıkçası zaten bir ülke için istenen doğrudan yatırımların çok daha yüzdesel olarak daha yüksek seviyelerde olması istenir. Ancak portföy yatırımları ve kısa vadeli sermaye hareketleri 1990'lardan sonra dünya üzerinde hızlı bir akışkanlık gösterdiğinde özellikle gelişmekte olan ülkelere doğru bunların hızlı bir şekilde aktığını görüyoruz. Bunun sebeplerine daha sonradan değinebilirim. Finansal liberalizasyon ve bankacılık krizleri arasındaki ilişkiye bakacak olursak da burada finansal liberalizasyon sonrası dünyada ve Türkiye'de yeterli bir şekilde düzenlemeleri yapılmamış, iyi bir denetim mekanizması oluşturulmamış bankacılık piyasalarında ahlaki risk bir mikro terimdir. Moral hazard ve aşırı borçlanmanın bankacılık krizlerine neden olduğunu söyleyebiliyoruz. Buradaki transmisyon mekanizmasına bakacak olursak özellikle yurt içerisinde akan kısa vadeli yabancı sermaye öncelikle bankalar aracılığıyla kredi olarak piyasalara sokuluyor ve bu da tüketim ve borsa üzerinde fiyatlarında bir artış oluşturuyor. Belki bir balon oluşturuyor o anki duruma göre ve ekonomi resesyona girdiğinde ise az evvel grafiklerde ifade etmiş olduğumuz üzere hızlı çıkış gösteren bu sermaye hareketlerinde ekonomi resesyona girdiğinde ise krediler yoluyla bankalar kırılgan ve krize duyarlı bir hale gelmiş oluyorlar. Tabii özellikle Türkiye için niçin bankalar sermaye hareketlerinden bundan daha fazla etkilenmekteler? Burada ise önemli nokta, önemli kaide Türkiye'deki kamu açıkları 1980'ler sonrası ve iç borçlanmanın başlanılması, kullanılmaya başlanılması. Bunun bankacılık sektörü üzerindeki kırılganlıklarına değineceğiz. Çeşitli grafikler de sunacağım ben sizlere. Türkiye'de 2000'li yıllara doğru özellikle iç borcun, kamu borcunun gayri safi milli hasılaya oranındaki artışı çok görüyorsunuz. Bu özellikle kriz senesinde de çok daha hızlı bir şekilde arttı. Çünkü çeşitli bankacılık kurtarma operasyonları biz gerçekleştirdik. Şu an Avrupa Birliği'ndeki ülkelere de aslında benzeri bir şekilde burada atıf yapabiliriz. Bu ilgili bankalar üzerinden denetim altına alınmamış çeşitli riskli türev araçlar kullanan bankaların batması sonucu devletler sonuçta bu bankaları, piyasaları finanse etmek durumunda kaldılar ve iç borçları çok hızlı bir şekilde arttı. Ancak Türkiye'de 1990'lı yıllar boyunca özellikle mesela sosyal güvenlik sisteminin iyi bir şekilde oturtulamaması vesaire gibi birçok sebeplerle iç borç seviyesi çok hızlı bir şekilde yükseldi. Şimdi bankacılıkla ilişkisi nedir bunun? Özellikle Türkiye'de 1990'lı yıllar boyunca şu üstteki mavi grafiğe bakacak olursak iç borçlanmanın alıcılara göre dağılımında bankalar %90'lara yakın devleti finanse ettiler. Devletin bu iç borcunu, iç borçlanma ihtiyacını bankalar karşıladılar ve bu sebepten ötürü bankalar asli görevlerini unuttular ve gerçi o dönemde de bankalar kendilerince şu nedenden dolayı haklılardı. Bir enflasyonist ortamın varlığı söz konusu. Böyle bir ortamda reel sektörü plase etmenin ne derece doğru olduğu ve ne derece verimli olduğu bankalar açısından tartışılır ve bu sebepten ötürü kendilerini daha güvenli gördükleri devlet iç borçlanma senetlerine yöneldiler ve devleti finanse ettiler, kamu borçlarını finanse ettiler. Bankaların kaynak kullanımına bakacak olursak yine özellikle düz yeşil grafik toplam aktif içerisindeki krediler oranını bize gösteriyor. 2000'li yıllar boyunca hele 2001 krizinden sonra
piyasadaki kredibilite, piyasalardaki güven o kadar düşük ki bankalar toplam aktifleri içerisindeki kısmı sadece %10'un hatta %10'un altındaki bir kısmı reel sektörü finanse ettiler. Zaten bu büyüme üzerinde de çok çok olumsuz etkiler oluşturdu. Yine bankalar, şu çarpılı grafiği inceleyecek olursak, yine 2000'li yıllara doğru toplamış oldukları mevduatın çok çok yüksek bir kısmını menkul değerlere yatırdılar. Ve bu sebepten dolayı da bilinen bir terimdir ekonomide. Crawling out etkisi dediğimiz bir etkide söz konusu oldu monetaristlerin bir terimiyle. Ha, burada bankalar böylesi davranarak çeşitli riskleri üzerlerine aldılar. Devlet iş borçlanma senetlerinin ortalama vadesiyle, mavi ile gösterilen grafik, mevduat ortalama vadesi çok çok birbirinden ayrı hareket ediyor. Sonuçta bankaların pasif kısmında, özellikle kaynak kısmında mevduatlar var. Bu mevduatları atıyorum mesela 2001'li yıllarda 100 güne falan düşmüş. Hatta 2009-2010 yıllarında da 45 güne kadar düştüğünü biliyorum ve Merkez Bankası son yeni politikalarda bunu 64 güne ortalama çekti. Şimdi bu aradaki fark arttıkça bankaların likidite riskleri de artıyor. Yine hakeza bankalar ilgili yabancı para pasifleriyle yabancı para aktifleri arasındaki oranları değiştiği için kur ve faiz risklerini de üzerine aldılar. Böylesi bir dönemde. Zaten BDDK'nın kurulması öncesinde de denetim altına alınmamış bir bankacılık piyasası var ve tırnak içerisinde bankalar istedikleri gibi at koşturabiliyorlar. Yine devletin bu kamu ihtiyacı ile, daha doğrusu borç ihtiyacı ile, iç borç stoğu ile açık pozisyon büyüklükleri arasındaki ilişki de çok net bir şekilde görülebiliyor. Soldaki pembe iç borç stoğunu gösterirken sağ taraftaki grafik ise açık bankaların açık pozisyonlarını gösteriyor. Şimdi genel yapı bu. 1990'lı ve 2000'li yılların başında genel yapı böyleydi. Şimdi ben burada bir ekonomik model kurdum. Başta da söyleyeyim, bağımlı değişken sıcak para değişkeni. Sıcak para değişkeninin birkaç tane farklı tanımı var. Ödemeler dengesi istatistikleri içerisinde kısa vadeli yabancı sermaye, portföy hareketlerini ve net atan noksan kalemleri gibi birçok kalemi alarak veya almayarak çeşitli sıcak para değişkeni tanımları oluşturabiliyorsunuz. Bağımsız değişkenler olarak ise cari işlemler dengesi, yine Türkiye'de şu an çok konuşulan bir konudur. Hazine bonosu faiz oranları. Çünkü sıcak para Türkiye'ye niçin akıyor? Gelişmiş olan ülkelerde faiz oranları daha düşük seviyelerde seyrederken, gelişmekte olan ülkelerde onların da yatırım ihtiyacına binaen, ilgili fon ihtiyacına binaen faiz oranları daha yüksek seviyede seyrediyor. Ve bunların tabii ki risk primleri de içeriyor. Bu yüksek seyreden faiz oranlarından faydalanmak isteyen yurt dışındaki yatırımcılar ülkemize akabilmektedir. Zaten sonuç kısmında bunlardan bahsedeceğim. İMKB değişkeni bir bağımsız değişken olarak kullandım. Yine döviz kuru değişkeni, çünkü bankaların bu döviz pozisyonları ile ilgili veya yurt dışından gelen sermayenin yurt içerisinde TL bazında yatırımını değerlendirmesi noktasında döviz kuru önem arz edebilir noktasında bir düşüncemiz vardı. Ve bankalarla ilgili koyduk. Bankaların vermiş oldukları krediler ve bankaların takipteki takibe düşen kredileri acaba sıcak parayı etkiliyor mu veya yurt dışından gelecek yatırımcılar bunları dikkate alıyorlar mı noktasında düşüncelerimiz oldu. Grafikler böyle, cari işlemler dengesi özellikle yine 2001'de çok net bir şekilde kırılıyor. Hazine bonusu faiz oranları da çok yine volatil bir şekilde hareket ediyor. İMKB'yi görüyorsunuz, bu da aynı şekilde çok durağan bir değil. Hazine bonusu faiz oranları da aynı şekilde. Reel efektif döviz kurları da böyle. Ben dediğim üzere bu ekonomistik modelde 96'dan 2003'e değin aylık veriler kullanarak bir zaman serisi analizi gerçekleştirdim. Verilerimi TCMB'nin veri dağıtım sistemi ödemeler dengesi üzerinden faydalanmıştım.
kurmuş olduğum modelde sıcak para değişkenini bağımlı değişken olarak aldım. Burada sıcak para değişkenini duran hale getirebilmek adına logaritma kullanmadık, hareketli ortalama kullandık, 3 aylık hareketli ortalamalar kullandık ve ilgili sıcak para değişkeninin çeşitli otoregresif değişkenlerine de bağımsız değişken olarak modelimize koyduk. Burada kullanmış olduğumuz bizim yöntem stepwise yöntemiydi. Adım adım, yani açıkçası belki yüzlerce model kurduk. Bu yüzlerce model içerisinde hangisi daha anlamlıdır, hangisi modelde problem oluşturmayan, onları da söyleyebilirim. Öncelikle tabii ki V karesine baktık. Akaika ve Schwarz kriterlerini inceledik. Ve modelde çeşitli varsayım sapmaları var mı yok mu bunları inceledik. Bunların içerisinde ekonometri bilenler bilirler. Heteroskedastisite problemini, spesifikasyon, model spesifikasyonu ile ilgili bir problem olup olmadığını, otoregresif bir model kurduğumuz için otokorelasyon problemi olup olmadığını ve yine bilinçök problemi olup olmadığını hepsini test ettik ve ilgili bulmuş olduğumuz modelde bu problemlerin hepsini giderdik. Bulmuş olduğumuz, oluşturmuş olduğumuz, bize anlamlı gelen model, böylesi bir model, bağımlı değişken az evvel ifade etmiş olduğum üzere sıcak para değişkeni, %74 düzeyinde bir anlamlılık var. Burada bütün değişkenler anlamlı. Zaten anlamsız olan değişkenleri model dışında bırakmıştık. Özellikle sıcak para değişkeninin kendi geçmişlerinden etkilendiğini, ilgili bankacılık kredilerini göz önüne alarak hareket ettiklerini, şimdi zaten sonuçlara değineceğim. Enteresandır, takipteki kredilerin de anlamlı bir istatistik olduğunu, değişken olduğunu görüyoruz. Yine beklenilen üzere hazine bonosu faiz oranının bir gecikmesi, ki bir ay öncesindeki hazine bonosu faiz oranlarında meydana gelen oluşum değer, sıcak paranın bize akmasını sağlıyor noktasında ve IMKB değişkeninin. Şimdi yorumlara bakacak olursak, sonuçlara bakacak olursak, özellikle kısa vadeli, beklenilen üzere kısa vadeli sermaye hareketlerindeki belirleyicilerden bir tanesi hazine bonusu faiz oranı. Gelişmekte olan ülkelerin zaten faiz oranlarının yüksek seyrettiğini biliyoruz ve sıcak paranın da bundan etkilendiğini biliyoruz. Bir ay gecikmeli bir şekilde tabii ki. Yine IMKB değişkeniyle de portföy hareketlerinin de ülkemize aktığını ifade edebiliyoruz. IMKB değişkenini takip ederek yurt dışındaki yatırımcıların ülkemize geldiklerini söyleyebiliyoruz. Yine modelden çıkan ilginç bir bulgu, bankaların vermiş oldukları kredi tutarlarının veya değerlerinin sıcak para bağımlı değişkeni üzerinde anlamlı olduğu noktasında bir bilgi. Yani bankaların vermiş oldukları ya da verecekleri kredilerin düzeyi artmaya başladıkça, yani bankalar reel sektörü desteklemeye devam ettikçe ülkeye girecek sıcak para düzeyi azalış gösterebilecektir. Burada zaten grafiklerde de vermiş olduğunuz üzere bankaların önünde 90'lı yıllar boyunca iki tane alternatif vardı. Ya reel sektörü veyahut bireysel finansmanı plase edeceksiniz ya da devleti plase edeceksiniz. Bununla ilintili bir durum. Yine bağımsız değişken olarak incelenen takipteki krediler değişkeni modelimizde anlamlı. Yani bankalar takipteki kredilerine karşılık ayırmak istediklerinde kaynak nokta olarak kısa vadeli yabancı sermayeyi görebiliyorlar. Modelimizden çıkan bir bulgu da böyleydi. Yine modelimizde sıcak para değişkeni az evvel ifade ettiğimiz üzere 1 ve 2 aylık gecikmeli olarak kendi değişkeninden etkileniyor. Yani bu zaten sıcak paranın kendi karakteristiğinde var. Bir ülkeye bir para akmaya devam ettikçe tırnak içerisinde para parayı çekiyor tabirinde ise ülkeler açısından. Öyle izah edebiliriz. Cari işlemler dengesi enteresandır. Modelimizde anlamsız çıktı. Yani Türkiye'de de şu an konuşuluyor. 2011 senesinde özellikle cari işlemlerin finansmanı noktasında eğer ülkemize para akmazsa Türkiye'deki büyümenin çok hızlı bir şekilde, sert bir şekilde
duracağı ifade ediliyor. Ancak burada bizim modelimizi sıcak para değişkeni, kısa vadeli yabancı sermaye hareketlerinin cari işlemler dengesinden etkilenmediğini gördük. Biz burada şöyle bir yorum yapmıştık. Gelen sıcak para cari işlemler dengesini kapatmak amacıyla gelmiyor. Ancak bu amaçla kullanılıyor noktasında bir yorum, izah getirmiştik. Yine farklı bir sonucumuz da şöyle, bitiriyorum yavaş yavaş. Ekonominin genel istikrarsızlığı noktasında bir durum söz konusuysa, sermaye hareketleri de bundan çok önemli bir şekilde etkileniyor. Hazine bonusu faiz oranları çünkü eğer ekonomide bir istikrarsızlık söz konusu olursa, 90'lı ve 2000'li yılların başını inceleyecek olursa, faiz oranları %60'lar, %70'ler seviyesindeydi politika faiz oranları. Şu an %8'ler, %9'lar seviyesine düştü. Bu da sıcak paranın ülkemize akmasında yine etken. Son olarak şunu söyleyebilirim güncel olarak da. Merkez Bankası özellikle bu kısa vadeli yabancı sermayenin finansal kırılganlıklar üzerindeki etkisini dikkate alarak 2010 yılından sonra yeni politikalar üretmeye başladı ve politika faiz oranını çok yükseltmedi. Çünkü politika faiz oranını yükselttiğinde, ki biz de burada aslında aynı sonucu bulduk, sıcak paranız bu şekilde ülkemize akacak. Ancak bunun ne zaman ve nasıl çıkacağını bilmiyoruz. Ve bu da çeşitli finansal kırılganlıklar oluşturuyor. Eğer ancak siz yurt içerisinde faiz oranlarını artırmadığınızda, politik faiz oranını bir enstrüman olarak kullanmadığınızda, yurt içerisindeki bankalar, ki bu noktada da BDDK ve TCMB yine devreye girdi, mevsimsel ortalamaların üzerinde bir kredi büyümesiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu noktada da Merkez Bankası yeni iki tane enstrüman kullandı. Zorunlu karşılıkların vadelerini vadelere böldü ve zorunlu karşılıkları artırarak bankaların kullanacakları bu mevduat tutarlarını azaltarak kredi tutarlarını azaltmaya gittiği yine aynı şekilde de faiz koridoru uygulaması ile birlikte de bir belirsizlik ortamı oluşturarak bankaların nispeten mevsimsel ortalamalar noktasındaki kredi büyümesine ve böylece iç talep büyümesine ve böylece bizim sürdürülebilir büyüme dediğimiz %5-6 bandına yaklaşmasını Merkez Bankası hedefledi. Benim burada anlatabileceklerim bu kadar. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, Yıldırım Beyaz'da bu güzel sunuşu için teşekkür ediyoruz. Türkiye'de liberalizasyon ve krizler ilişkisi özellikle bizim yaşadığımız 2001 krizinden sonra çok önem taşıdı. Burada biz tabii 2001'de bu krizi aşmak için liberalizasyondan bankacılıkta bir miktar uzaklaştık. Yani daha böyle sıkı bir şekilde sektörü denetleyen bir yapıya doğru gittik. 2008 sonrasında Amerika'da ve Avrupa'da ortaya çıkan biz bankacılık sektörünü daha yoğun bir şekilde denetleyelim mi sorusunun Türkiye'nin belki birkaç yıl önceden cevaplamış olduğu ve ilişkisi de var. Ben birkaç noktayı burada sunuşla ilgili söylemek istiyorum. Birincisi ilk başta liberalizasyon ve krizler ilişkisi diye başladık. Ben biraz daha sanki daha kurumsal yapıya dönük değişkenlerin işin içine gireceği beklentisi içerisindeydim. Ama esas olan tabii bu ekonomik analizden sonra biz bunları nasıl yorumlayacağız sorusu. Yani liberal bir piyasanın, finansal piyasanın ne kadar liberal olduğuyla sıcak para ilişkisi arasında bir nedensellik kurabilir miyiz sorusu belki. Bizim liberalizasyon ve krizler arasındaki ekonomik ilişki anlamımızda rol oynayacak gibi geliyor bana. Bu noktada salondan soru sormak isteyenler varsa veya eleştirileri olanlar varsa buyurun. Ben Furkan Yıldız, Mamelerdisi İktisat Bölümü Araştırma Görevlisi. Arkadaşlarım her ikisine teşekkür ediyorum sunum için. Benim sorum Gökhan Bey olacak. Gökhan Bey sunumunda gerçeği liberal bir bakış açısıyla konuştuğu için kendi içerisini tutarlı. Ancak şeyi sormak istiyorum. Ekonomik büyüme için teknolojik, doğrudan yabancı yatırım çekmek ne derece sürdürülebilir bir şey. Bunun yerine başka bir şey yapamaz mıyız? Ya da başka bir politika geliştiremez miyiz? Yani önümüzde bir Güney Kore Türkiye örneği var. İkisi de 70'lerde aynı karakteristik yapıya sahip. Fakat Güney Kore farklı bir yol çizerek
şu an Hyundai gibi bir markanın uluslararası piyasalarda sahibi görünüyor. Yani sadece ithalatını ithal etmek gerekiyor diye sormak istiyorum teknolojiyi. Bu başka sorunlara yol açmayacak mı? Öncelikle Güney Kore örneğinde de şey var aslında, beşeri sermaye katabiliriz. Benim burada vurgulamak istediğim şey şu, zaten hani şu an ihracat ithalata bağlı bir şekilde ilerliyor. İşte ihracat ithalata karşılama oranı çok çok düşük zaten. Bu bilinen bir gerçek. Şu an itibariyle hani buna nasıl çözüm bulunabilir sorusunu sorduğumuzda mevcut tartışılan şeyler de şey, hani yüksek teknolojik ürünleri üretmeye başlamamız gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerin çok büyük kısmı çok sıradan ürünler ve yani düşük gelirli ülkelerin bile ihracat yaptığı ürünler çok sıradan ürünler üretiliyor ve ihracat yapılıyor. Dolayısıyla hani kar marjı çok çok düşük ihracat yapılan ürünlerde. Benim burada temelde şey yaptığım şey hani teknolojiyi ithal edelim değil, yüksek teknoloji ürünleri doğrudan yabancı yatırımlar vesilesiyle çekebilirsek burada beşeri sermayede bir gelişme göstereceğiz ve bilgi yayılımı ve teknoloji yayılımı vesilesiyle de yeni ürünleri Türkiye içerisinde ve bizim endojen değişkenlerimizde bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Yani sadece teknolojiyi ithal etmekten bahsetmiyorum. Hani teknolojiyi bir şekilde buraya çekip beşeri sermaye yoluyla bunu bizim yapabileceğimiz bir şekilde dönüştürmekten bahsediyorum temel olarak. Neden teknolojiyi çekmek gerekiyor? Bunu da dediğim gibi hani güncel olarak tartışılan yüksek teknoloji ürünleri üretmenin gerekliliğinden bahsediyor sürekli. Çünkü Türkiye'nin ihale yaptığı ürünlerin hep sıradan ürünler neredeyse. Dolayısıyla yüksek teknoloji ürünleri ihracat yapabilmemizin bir yolunun doğrudan yabancı yatırımlarla çekilebilecek teknolojiler olabileceğini düşündüğüm için böyle bir sonuca ulaştım ben. Gökhan Bey'in derdiği için Gökhan'da bir anda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ndeyim ben de. Ya şimdi doğrudan yabancı yatırımların teknolojiyle direkt olarak bağdaşması, yani istatistiksel olarak ihracatla doğrudan yabancı yatırımlar arasında bir anlamlı bir ilişkisi bulunsa da, çünkü o özellikle 80 sonrası dönemde işte özelleştirmelerle birlikte içeriye gelen bir sermaye söz konusu, bir ihracat üretimi, birlikte ihracat artışımız da söz konusu. Ama şimdi doğrudan yabancı yatırımların teknolojik içeriğini nasıl ölçebiliriz veya onun arasında hani onu teknolojiye bağlamak ne kadar anlamlı? Ben ona çok fazla kafam atmıyorum. Yani gelen doğrudan yabancı yatırım ihracatta anlamlı ama acaba o gelen doğrudan yabancı yatırım teknoloji mi getirdi yoksa mevcut zaten özelleştirmelerle bizim sanayimizde az modernizasyonla daha çok işçi verimliliğini artırarak, işçi çıkartarak, üretim verimliliğini artırarak bir üretim artışı sağlayıp da bu ihracat ilişkisini sağlamış olabilir diye düşünüyorum. Bir tane de şey soracağım. Kullandığı ekonometrik analizde 80-2010 döneminde yaklaşık yıllık veri evet. 30 tane veri kullandı. Peki 30 tane veri zaman serisi analizi için anlamlılık açısından yeterli bir veri sayısı olur mu? 30 yıl anlamlıdır. 30 tane veri. Yani yıllık bazı değerlendirdiğimiz veri de anlamlı bir şey. 30 yıllık. Yıllık 30 yıl uzun değil mi? Zaman serisinin anlamlı olması açısından ben çok fazla... Belki aylık veriler ya da çeyrek veriler kullanılabilirdi belki. Ama 30 yıllık da şey, anlamlı bu sonuç veren şeydir yani. Zaten ben bunun işte spesifikasyon testlerini de yaptım. Yani otokorrelasyonu, retroskorrelasyonu. Hani bunlar da şey çıktı. Pür bir model çıktı yani. Dolayısıyla herhangi bir sorun yok modelin kendisinde. Ben şöyle bir şey ekleyebilir miyim? Zaten doğrudan yabancı yatırımları öyle aylık bir şekilde çok özel çekildiği için yıllık verilerin kullanılması çok daha mantıklı. Diğer türlü şey yani hani Türkiye'deki örnek kesin özellikle 2000'den sonraki örnek özelleştirmeyle alakalı bir örnek. Benim o nedensellikten çıkarımım aslında mevcut soruna belki bir çözüm olabilir gibi bir çıkarım yaptım. Yani eğer teknoloji hakikaten çekilebilirse doğrudan yabancı yatırımlarına beşeri sermayede katarak yüksek teknolojik ürünler üretebiliriz gibi bir çıkarımı ben yaptım. Bunu nereden çıkardım? İşte özellikle Latin Amerika ülkeleri için yapılan birçok çalışma var. İşte yüksek teknolojik ürünlerle yatırım eden ülkeler ile yatırımı çeken ülke arasında teknoloji farkı çok ciddi şekilde farklıysa o doğrudan yabancı yatırım büyümeyi negatif etki yapıyor zaten. Hani bu teknolojik gap dediğimiz şey ülkeler arasında çok fazlaysa o doğrudan yabancı yatırımın da bir
manası kalmıyor. Dolayısıyla hani teknolojiyi, getirilen teknolojiyi beşeri sermaye ile birleştirerek ekonomik büyümeye katkı sağlayabileceği gibi bir yorumu buradan ben çıkardım yani. Yani Türkiye'deki, hani bu şu demek değil, 2000 sonrasında Türkiye'deki durum budur anlamına gelmiyor bu. Hani ihracatla doğrudan yabancı yatırımlar arasında bir nedensellik bulduk, bu yüzdendir gibi bir sonuç çıkarmadık. Yani o özelleştirmeden kaynaklanıyor. Zaten makale Türkiye örneği falan diye bir şey yazmıyor değil mi? Şey bu Türkiye örneği. Türkiye örneği. Ben şeyi sorayım sana, yani şimdi doğrudan yabancı yatırımlarla ihracat ilişkisinde Türkiye'de bir dahilde işleme mevzuat denen bir şey var, bilmiyorum, bilgim var mı? Yani acaba bu mevzuat ne ölçüde bu ilişkinin istediğin yönde çıkmasına yol açıyor? Yani bize ihraç edilen malların çok büyük bir kısmı sonuçta ithalatla geliyor. Evet, yani evet. Yeniden dışarı çıkarmak için Türkiye'ye getiriyor. Evet. Yabancı sermayenin girişi de bu süreci etkinleştirmek için kullanılıyor olabilir mi? Hiç bu noktaya bakmak istedim. Olayın bu noktasına bakmadım ama önemli bir nokta, evet. Zannedersem başka soru veya görüş, eleştiri, itiraz yok. O zaman oturumu burada kapatabiliriz. Hepinize teşekkürler dinlediğiniz için.